Mesela yem torbası kaçak gitmişsin, kimse alamıyor. Arpa eyle, buğday eyle, saman eyle, ot kesi eyle. Her şey bahalamış, başı almış gidiyor. Önünü tutacak herhangi bir kişi yoktur. Böyle devam ederse büyük bir felaket bu milletin başına gelecek. Büyük bir krizdir. Yani şimdi de krizdir. Büyük bir krizdir. Adamlar çocuğuna nasıl bakacak, nasıl besleyecek, nasıl eve yani bir kilo elma, bir ekmek götürecek. Götüremez ki. Bana bu sorunlar nasıl çözecek, ben ne diyeceğim? Ben siyasete girmem. Durumumuz ağız alışkanlığı. Allah'a şükür iyiyiz diyoruz. Fakat keşke gerçekten iyi olduğumuzu hissedip ve iyi olduğumuzu söylesek. Maalesef durum hiç hoş değil. Yani gün gittikçe biraz daha da batıyoruz. Biraz daha gerileme var. Özellikle bu bölgenin AKP iktidarı döneminde gün gittikçe daralma var. Ekmeğimiz küçülüyor, ekonomimiz küçülüyor, daralıyoruz. Hayvancılık zaten bitti. Özellikle küçükbaş tamamen bitti. Yani artık ticaret malı olmaktan çıktı. Yani şöyle, 12 ay baktığın bir çift koyun satıldığı paranın üzerinde bir masraf, bir maliyeti vardır o bir çift koyunun. Yani şöyle diyeyim sana, bir çift koyun şu anda piyasada normali 3 milyar. Bu koyun 12 ay içerisinde çobanı, ölümü, ilacı, samanı, yemi, yaylası 3,5 milyara sahibine maldır zaten. Bunun maliyetidir. Yani artık insanlar malın elinden çıkarmaya çalışıyor. Bitti yani, hayvancılık bitti. Her şeyin bittiği gibi hayvancılık da bu bölgede bitti. Bir insan çamura battığı zaman çırpındıkça nasıl batıyorsa, bugünkü siyasi iktidar da çırpındıkça batıyor ve kendisiyle beraber ne yazık ki Türkiye'nin insanlarını, Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin hukukunu, Türkiye'nin her şeyini batırıyor. Durumu amantene meydana pazit kiren sıroşun idare ham hop etken. Başka çü maaşı menine, çü işi meçhunine, kodem amantene meydana pazit kiren sıroşun. Kapça tüş hemi bahaya. Nayta kirini, tüş hemi bahaya, al bahaya, şekir bahaya, mazot bahaya. Çeşit tüş bahaya. Kodi hekev sistema ve hükümeti bir kevet işrali başmış. Çiftçiler yani gerçekten çok mağdurdu şu anda. Yani ne insan malını getir meydana, bak belki görüyorsunuz hiç kimse satmıyor. 3-4 tane esnafın yanında ada alıyor, bir 10 milyon karla satıyor. Hiç kimse satmıyor. Eve götürüp ki arpa kilosu 7 milyondur. Alıp da veremiyor, sağlayamıyor. Valla çiftçinin durumu şu anda gayet kötüdür yani. En önemli bu, hükümetin değişmesi gerekir. Yani artık yeter. Bir köy muhtarı bile bir sene yaptığın zaman ikinci sene bu muhtar değişmesi gerekir. Yani şu anda durum hiç iyiye gitmiyor. Yani ben tek değilim. Hiçbir vatandaşımız şu anda bu hükümete razı değil yani. İnsanlar mesela hani katıpta et alıyorlar, diyorlar 100 milyon. Ama burada et 60 milyon, 70 milyon. Hani üreticiyle üreticiyle tüketici hani birleşmiyor. Bundan dolayı bir sıkıntı çekiyoruz. Sorunu yem bahalı. Hayvan beslenmiyor. Maliyetini çıkarmıyor. Ondan dolayı herkes satıyor. Valla reşka hoşnine. Hani mesela solak dı sol beriyon o. Ama po turba kapak ki diyelim 6 punti bu. Ne buya 7 hafti pun. Yani hayvancılık beter. Hani mesela mal ime ders ime ama hamu ki fırut et. Şey ne işte. Şu an yani mesela mal şu an menek bahatı göstermiş ki ama satış tene. Hani herkes sadece sorucu olarak meydanı pırstıkı. Hani tarım olarak عرضی مباخش مثلا گویند اصلا دولمی مه امرانا که دانانه چی هات قازان جایی تنه بوشی اما ایشتی اجیده هم همون چونه ایشتی هاتا با اکونومی هم مثلا دیالیم هات ایراتیجی اکمیش نه که مثلا دیالیم مازود گوبره مثلا هات اکی ده کرا که کاری ده خیره ایچه چه هم ایوان مه ما همی برفوشد همی هر مثلا هات گوبره مازود ارزانه به ایچه را که دانه مثلا دیالیم 10 روز بعدیان ها تونا کای دیالم میلیار 400 بود 2 میلیار 100 میلیون آنی میگه که چاخ ویک زحمت های کارای همون بوشه یعنی حیوانچلیق نمونه.